Bismillahirrahmanirrahim. Irak Tırçon Cephesi Yürütme Kurulu ve aynı zamanda il başkanları bir araya gelerek ve lider kadrosuyla beraber bugün 2019'daki olan en son toplantısını Çerçüş'te gerçekleştirmişti. Malumdur, Bağdat'ta olan ve cereyan eden gösteriler, hadiseler ve barışsal ayaklanma ve protestolar Bağdat'taki olan biz buradan Irak Tırçvan Cephesi olarak onlara desteklerimizi beyan etmekteyiz. Aynı zamanda bu silmi tezahürlerin yanında olmağımızı dikkate alarak ve meşru haklarını istemekte biz de onlara %100 katılmaktayız. Önemli olan biz 25-10-2019'da bir yol haritası da Irak Tırçvan Cephesi olarak beyan etmiştik. Ve bugün o yol haritasına dönmüş olarsak bir de bakarız ortada olan bütün verdiğimiz görüşler bütün Iraklılar tarafından bugün desteklenmektedir. Birinci olan bizim önemli olan bizim isteyeceğimiz birinci bu kritik dönemde ve bugün bu toplantıda bunun üzerine vurguladık. 17 Aralık'tan önce 15 gün süre bitmeden önce bir başbakanın adaylanması çok önemlidir. Ve o başbakanın kabineni kurmağında 6 ay süreyle bir erken seçime gitmek zorundadır bu ülke. Çünkü artık bu olan mevcut olan hükümetle bütün oradaki olan göstericiler bir yere varılmamak kanaatindedirler. Bunun yanında Irak parlamentosunun üzerine düşen görevi de biz ciddi bir şekilde anlamaktayız. Sağ olsunlar bir fetre önce bir kanun çıkarıldı. Mufavvadiye Irak Yüksek Seçim Kurulu kanunu. Bizim isteyeceğimiz %100 çıkan kanunla olmamasına rağmen ama bir büyük bir ciddi adımdı. Çünkü Mufavvadiye'nin yanlış hataları zaten Irak'ı bu kaosa sürükledi. 2018 seçimdeki olan sonuçlar, hatalar bugün bütün Irak milletinin acısını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda da parlamentoda olan bir yeni kanun tartışılmaktadır. O da parlamento seçim kanunu. Onda da bizim istecilerimiz, önemli istecilerin birisi elektroni sayımın ortadan kaldırılması. Seçmen kütükleri özellikle Çerçüş'te ve diğer muhafazalarda gözden geçirilmeli ve aynı zamanda tartışmalar devam eder. Vilayetlerin bir seçim bölgesi veya muhtelif seçim bölgesi olmak, ondan sonra kazanan listeler veya şahıslardan oluşumları, bunları bütününü biz oradaki olan Türkmen parlamenterler içinde biz diyalog içindeyiz. Kısa zamanda inşallah yüksek seçim kanunu Yüksek Seçim Kurulu kanunu çıktıktan sonra seçim kanunu ve parlamentodan aynı zamanda hükümete onay vermekten sonra bizim kanaatimizde erken seçime gidilmelidir. Irak'taki istikrar huzur bizim için önemlidir. Ve aynı zamanda biz Çerçüş'te eğer teadilat olursa anayasada bizim talabımız o teadilata tekrar Çerçüş'e Tal kanunundaki olan hususiyet 53. maddesinde Çerçüş ve Bağdat'ta olan o hususiyeti tekrar Çerçüş'e döndürmektedir. Bizim bütün Iraklılara diyoruz, Çerçüş konusu Çerçüşlülerin konusudur. Bağdat'tan Erbil veya Bağdat'tan herhangi bir tarafın arasında çözülmeyen bir konudur. Çünkü öyle bir komisyon da kurulsa anayasaya aykırıdır. Çünkü anayasa 140. maddesinde çok açık ve net Çerçüş'ün geleceğini ancak Çerçüşlüler karar verir. Ve biz de bu anayasa maddesine göre istediğimiz bir diyalogun olması tekrar Çerçüşlülerin arasında Çerçüş'ün geleceğini belirlemek için. Sağ olun.